Arkadaşlar selamünaleyküm. Bölgemizde ne zaman bir savaş olsa bu farklı açılardan konuşuluyor. Ekonomiye etkisi, askeri güçler, savaş diplomasisi gibi değişik konu başlıkları çıkıyor. Ama son yıllarda bölgemizde olan savaşlara bakarsanız genelde Türkiye'nin insansız hava araçları diye bir başlıkta göreceksiniz. En son Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi yine bayraklar TB2'ler destan yazdı. Biz de günlerdir bu savaşı farklı açılardan ele alıyoruz. Gündemimiz hep Ukrayna gerginliği oldu. Bugün biraz nefes almak adına daha önemli bir meseleyi konuşalım. Bayraktar TB2'lerin abisi konumundaki Akıncı'nın B modeli gökyüzüyle buluştu. Bu gelişme Türkiye'nin insansız hava aracı gücünü katlayacak bir gelişme. Yani önemli. O yüzden bugün videoyu dikkatle izleyin derim. İnsansız hava araçları konusunda artık dünyanın bir numaralı markası biziz. Bu konuyu tartışmaya açmıyorum. Doğrudur Amerika'da daha gelişmiş sistemler de var ama sahadaki gerçeklere bakarım ben daha çok. Çok iyi bir kadro kurup ligde oynamayan bir takım mı yoksa gençlerden kurulu bir kadro olduğu halde ligdeki her maçı kazanıp şampiyonluğa oynayan bir takım mı? Hangisinde bulunmak istersiniz elbette şampiyonluğa oynayan esas saygıyı hak eder. Çünkü kendisinden beklenenin kat kat fazlasını yapmıştır. Türkiye'nin insansız hava araçları için tam olarak böyle böyle bir durum geçerli. Bundan 10 yıl önce Türkiye insansız hava araçları konusunda dünyanın bir numarası olacak desem buna sadece Bayraktar ailesi inanırdı. Çünkü onlar bu hayalin peşindelerdi. Onun dışındaki herkes biz yapamayız der ve çekilirdi. Ama bugün o noktaya ulaştık çok şükür. Bu noktaya varmamızı sağlayan da esasında Bayraktar ve Anka platformlarıydı. İhracatta daha çok Bayraktar öne çıktı. Sebebini dün söylemiştim. İhracatta öne çıkmasından dolayı da daha çok onun başarılarını gördük sahada. Ve bu yüzden daha çok onu konuştuk. Bugün konuşacağımız konunun özel olmasını sağlayan bir sebep de bu. Çünkü Bayraktar TB2'nin abisini konuşuyoruz. Yani düz mantık bakarsak kardeşini. Çünkü bu daha genç ama insan muamelesi yapmayalım. Güçlü olan abi olsun. Ben asker abisi olduğum için güçlü olanın abi olduğu seçenek pek işime gelmiyor. Aile içinde yaş, teknolojide güç diyelim ve konuyu kapatalım. Bayraktar TB2'nin abisi Akıncı envantere girmişti. Şimdi ise Akıncı B modelinin test uçuşu yapıldı. Çorlu'da Bayraktar Akıncı uçuş ve eğitim test merkezinde yapıldı bu uçuş. Akıncı B 1 saat 16 dakika havada kaldı. Tabi bu ilk Akıncımız değil. 26 Ağustos 2021'de törenle envantere girmişti daha önce. O zamandan beri de aktif olarak operasyonlarda kullanılıyor. Akıncı aynı zamanda milli bir hava bu aracının çıktığı en yüksek irtifa rekoruna da sahip. Temmuz 2021’de 38 bin feet irtifayı aşan bir uçuş testi yapıldı. Bundan 2 gün sonra da gövde altında nüfuz edici bombayla havalandı. Yaklaşık 1360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika havada kaldı. Özellikle sınır ötesi terör operasyonları için bu nüfuz edici bombayı kullanıyor olması büyük avantaj. Yani elimizde ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Ama şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 6 adet akıncı siha girdiği biliniyor. Gerçi akıncı siha değil. TİHA yani taarruzi insansız hava aracı kavramlar önemli. Akıncı envantere girmekle de kalmadı aslında. İlk ihracat sözleşmesi bile imzalandı. İki ülkeyle sözleşme imzalandığı biliniyor ve bildiğim kadarıyla bunların hangi ülkeler olduğu açıklanmadı. İmzalanan sözleşmelere göre teslim edilecek olan Akıncı TİHA'ların teslimatları 2023'ten itibaren düzenli aralıklarla yapılacak. Tabi önce kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacağız çünkü bizim bu tür sistemlere her zaman ihtiyacımız çok fazla. Terör örgütleriyle sürekli mücadele halindeyiz. Yeri geliyor yurt içinde, yeri geliyor sınır ötesinde terör hedeflerini imha ediyoruz. Sonuçta dünyanın en iyi sihalarını biz üretiyoruz. Kendimiz için fazla fazla üretip kullanmamızdan daha doğal bir şey yoktur. Zaten böyle yapıyoruz. Doğuda birçok operasyonda göreve çıkan komandolarımızın tepesinde sürekli insansız hava araçları geziyor. Yani her zaman daha fazla insansız hava aracına ihtiyacımız oluyor. Bu yüzden de Akıncıların teslimatları 2023 yılından sonra yapılmaya başlanacak. Bu arada kendi ihtiyacımızı da iyice karşılayacağız. İnşallah öyle bir dönem gelir ki terörü tamamen bitiririz de bu insansız hava araçlarını sadece orman yangınlarını kontrol etmek için filan kullanırız. Ama o dönemler pek olası görünmediği için bu konudaki gelişmeler önemli. İhracat dediğimizde Akıncı'nın adını duymak da şaşırtıcı değil. Çünkü üreticisi yani Baykar ihracat konusunda da çok tecrübeli. Pazarda adı kabul görmüş bir firma yani. 10 yıldır ihracatla büyüyorlar. Baykar 2012 yılında ilk ihracatını yapmıştı. Bu aynı zamanda ülkemizin ilk milli İHA ihracatı ve Baykar gelirlerinin %80'den fazlasını ihracattan elde ediyor. Sadece 2021 yılında 664 milyon dolarlık insansız hava aracı ihracatı yaptılar. Rusya-Ukrayna savaşından sonra bu rakam yıllık 1 milyar doları geçecektir. Çünkü çok fazla ülkeyle de hala görüşülüyor. Yani Baykar'ın ihracat haberi bizi pek şaşırtmıyor. Neyse çok dağılık konumuza dönelim. Az önce dediğim gibi bu hafta uçuş testi yapılan ilk Akıncı değil Akıncı'nın B modeli. A modelinde 2 adet 450 beygirlik motor vardı var olan potansiyeliyle zaten önceki sistemlerimize oranla çok daha güçlü bir sistemdi bu. Mesela Bayraktar TB2'de 105 beygirlik tek motor var. Yine Anka insansız hava aracımızda yerli motor olan PD-170 kullanılıyor. Yani 170 beygirlik bir motoru var onun da. Bunlar yüklendikleri işleri göz önünde bulundurursak yeterli güce sahiplerdi. Ama farklı operasyon türleri ve farklı hedefler için farklı sistemler gerekebiliyor. Mesela daha fazla faydalı yük gibi farklı sebeplerden dolayı daha güçlü motorlu insansız hava araçlarına da ihtiyacımız vardı. Zaten Akıncı ve Aksungur bu yüzden ortaya çıktı. Akıncı A'nın toplamda 900 beygirlik gücü elbette bugünkü sistemlerimizden Kat kat fazla bir güç ama nihai hedef bu değildi. O yüzden bugün konumuz olan Akıncı B'de motorların yerini iki tane 750 beygirlik motor aldı. Yani artık Akıncı 1500 beygir güce sahip olacak. Tabi bu da nihai hedef değil. Akıncı C'de var. Akıncı C'nin toplamda 2 adet 950 beygirlik motorlu havalanması planlanıyor. Yani Akıncı C envantere girdiğinde 1900 beygir güce sahip motor potansiyeli olan bir insansız hava aracımız olacak. Muazzam rakam. Ve Akıncı C'nin havalanmasına da çok yok uçuş testinin yakın zamanda yapılacağı biliniyor. Şu an bile Akıncı sınıfının en güçlü modeli. Aynı zamanda muharebe kabiliyeti en yüksek olan insansız hava aracımız da bu. Akıncı CM mantere girince güç ve etkimizi nasıl katlayacağımızı bu bilgi üzerinden bile yorumlayabilirsiniz. Hazır güç ve etki demişken Akıncı'nın özelliklerinden de bahsedelim. Buradan sonrasını Merdan yanar dağı anlatır gibi anlatıyorum. Okul öncesi seviyesinde basit ve sade. Sıkılırsanız hakkınızı helal edin. Akıncı TİHA'da tasarım, Yazılım, aviyonikler ve mekanikler tamamen milli ve özgün. Bu teknoloji harikasının içinde yüze yakın bilgisayar sistemi var kalkış ağırlığı 6 ton. Faydalı yük kapasitesi 1,5 ton. F-16'ların bile yükünü hafifletecek bir potansiyele sahip yani. Akıncı'nın kendine özgü bir bükümlü kanat yapısı var ve kanat açıklığı da 20 metre. Sistemin uçuş güvenliği zirvede. Yani Baykar çıtayı arşa taşımış bu sistemde. Çünkü tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi var Akıncı'nın. Bunlar elbette güzel özellikler ama bize insansız hava aracı denliğinde bizim anladığımız şey belli. Kalksın, düşmanı bulsun ve füze yağdırsın. Yani biz biz daha çok vuruş yaptığı videoları seviyoruz. Akıncı bu konuda da çok şey vaat edecek. Faydalı yük kapasitesi yüksek olunca mühimmat çeşitliliği de çok artıyor. Ve daha da güzeli Akıncı tamamen milli mühimmatları kullanıyor. Yani seyir füzesi atabilen bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Ya da başka önemli bir yanından bakarsak havadan havaya füze taşıyabilen bir sistem konumuz. MAM ya da MK mühimmatları gibi mühimmatların yanında yerli havadan havaya füzelerimiz Gökdoğan ve Bozdoğan, yerli seyir füzemiz Somla, Akıncı savaş tarihini yeni yazacak. F16'larımızın yükünü ciddi şekilde hafifletecek. Bu hem ekonomi için bize lazım hem de yerli savaşacağımızı yapana kadar F-16'ların daha az yıpranmasını sağlamak için. Akıncı'da sentetik açıklıklı radar bile var. Yani kamera ile görüntü alınamayan, havanın kötü olduğu durumlarda bile görüntü alabiliyor. Bunun yanında AES radarı ya da uydu bağlantısı gibi çok ciddi özellikleri de var. Yani Somali'ye gönder Akıncı'yı Ankara'dan yönet. Yine Akıncı'nın bir önemli özelliği de gelişmiş yapay zeka kullanıyor olması. Sensör ve kameralarıyla topladığı bilgileri işliyor. Bu verileri kullanarak karar alabiliyor. O kadar işe yarıyor ki insan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini ayırt edebiliyor. Yani özetle söylersek Akıncı B'nin havalanması zaten dünyanın en iyisi olduğumuz bir alanda yerimizi perçinlememizi sağlayacak bir sürecin kilometre taşlarından biri olarak görülebilir. İnşallah en yakın zamanda Akıncı C'yi, daha sonra Bayraktar TB3 ve Mius'u da havada görmek nasip olur. Yani güzel günler çok yakın. Allah'a emanet olun.